Şu anki Kayseri şekerin borcu 2 milyar 500 bin lira. Özelleştirme kıskacından kurtulan Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu kez kötü yönetim nedeniyle borç batağında olduğu öne sürüldü. Bu fabrikanın batmasını istemiyoruz. Bura dolaylı yollarda 8 milyon aileye hitap ediyor. 80 bin üyesi var. Yani bu insanlar ...buradan geçimini sağlıyorlar yani. Hükümetin 2018 yılında şeker fabrikalarını özelleştirme kararının ardından... ...Kayseri Şeker Fabrikası devletin elinde kaldı. Ancak aradan geçen iki yılda üretim ve vergi rekorları kıran fabrikanın... ...neredeyse kapanmanın eşiğine gelecek kadar borca battığı iddia edildi. Şu an Kayseri Şeker'in borcu 2 milyar 500 bin lira. Yani üç senede gibi bir sürede bu kadar borç nasıl oluştu... Zaten biz onu sürekli soruyoruz Sayın Başkan ama bir cevap alamıyoruz. Fabrikada çalışan 4 bin üretici ekmek kapılarının borç nedeniyle tıpkı Adapazarı Şeker Fabrikası gibi özelleştirilmesinden endişe duyuyor. Bu nedenle üretici fabrikanın mali denetimlerinin yapılmasını talep ediyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Yani burada böyle bir sıkıntı var. Bunu alenen de belgelerle ispatlıyoruz. Direkt kendi kendine bağlı bir teftişi göndersin. O kimsenin etkisinde kalmadan gelsin. Buradaki sorun nedir? Buradaki durum nedir? Mali durumları gelsin, incelesin. Yalan mı söylüyoruz? Doğru mu söylüyoruz? A açıkça o zaman açığa çıkar. Üreticinin yaşadığı sorunlar bununla da bitmiyor. Fabrikanın bağlı olduğu Kayseri pancar ekicileri kooperatifinde örgütlenmenin önüne geçildiği iddiaları da var. Kooperatif ana sözleşmesinde buraya kimlerin üye olacağı, hangi şartlar taşınması gerektiği hepsi yazıyor. Şartları tutan kişi buraya üye olacaktır. Buna buna engel olamaz engel mi oldu Kanuni olarak bunun cezası vardır cezası verirsin bunlara